Sen de benim gücüm ol Mahir. Çık buradan. Nasıl çıkarsan çık. Gerekirse ben yardım ederim kaçmana. Kaç ki bana yardım et. Gerçekleri ispat etmek için. Sevdiklerimiz için. Benim için. Yardım et Mahir. Benim için bunu yapar mısın Mahir? Buradan kaçar mısın? Babamı, beyefendiyi adalete teslim etmem için bana yardım eder misin? Senin için her şeyi yaparım Feride. Ama bunu en çok da kendim için yaparım. Beyefendiyle hesabı olan bir tek sen değilsin. Bize yaptıklarının bedelini ödesin istiyorum. Mahir. Sana inanmadığım için. Sana. Bize bunları yaşattığı için ben çok utanıyorum. Hiçbiri senin tercihin değildi ki Feride. Hiçbirinden haberin yoktu ki. Suçlama kendini. Sadece bana biraz zaman ver. Kaçtığım anlaşıldı. Denetimler sık. Olmaz. Hemen kaçman lazım. Bir delil var Mahir. Babamın annemi öldürdüğüne dair tek delil. Bizim onu bulmamız lazım. Madem sen buradan kaçamıyorsun... ...yarın adliyeden kaçacaksın o zaman. Duruşmadan sonra. Ben sana yardım edeceğim. Mahir abi. Gene sayın var. Koğuşa gitmemiz gerek. Adliyede görüşürüz. Feride, konuşabildin mi Mahir'le? Babanla alakalı bildiklerini anlatabildin mi? Anlattım. Annemin canına kıydığını bile söyledim. Ona ne kadar haksızlık ettiğimi... ...ne kadar ihtiyacım olduğunu her şeyi anlattım işte. Ne dedi peki? Ne desin? Çok üzüldü ama... ...o kadar çaresiz ki Mahir. Ne yapsın o da perişan. O da eli kolu bağlı. Bana yardım etmesi için bir yol var, onu söyledim. Ne yolu Feride? Ne geçiyor aklından yine? Yarın duruşmadan sonra kaçmasını sağlayacağım Mahir'in. Ne? Ne dedin sen? Duydun işte. Mahir yarın kaçacak. Delili almam için bana yardım edecek. Sen ne dediğinin farkında mısın? Söylediğin şeyin ne kadar tehlikeli olduğunu farkında mısın Feride? Farkındayım. Ama başka yolu yok. Olmaz. İkinizin de başı belaya girer. Mahir'inki zaten belada. Başka çaren mi var Sunan? Buluruz bir çaresini. Koskoca hakim adliyeden hükümlüyü kaçıracak, olmaz. Allah muhafaza bir aksilik olsa.
Neler olur aklın alıyor mu senin? Bu delili hukuki yollardan almamız mümkün değil. Anında babamın haberi olur. Bizden önce ele geçirir ve yok eder. Asla katil olduğunu ispat edemeyiz. O delili bankadan alacak tek bir kişi var. O da Mahir. Turgut Bey. Bir şey mi diyeceksin Necdetciğim? Benim kızım güvende mi? Ona iyi bakılıyor mu? Ben nereden bileceğim bunu? Korkarım ki bilemeyeceksin. Bu nasıl iş ya? Bana güvenmekten başka şansın yok cancağızım. Müjdeli haberi getir. Kızını al götür. Bu kadar basit. İyi de kardeşim. Bu adam koskoca bakan. Kerhane bekçisi değil ki. Sabahtan akşama nasıl olacak bu iş? Benim tanıdığım alemin barut Necdet'i bu işi halleder. Bakan Bey de Allah'ın zavallı bir kulu neticede. Bu kadar mübalağa etmeyelim. Sen bu işi halledersin. Anne şimdi seni doyuracak. Anne şimdi sana mama verecek. Tamam. Tamam canım. Tamam. Gel. Gel anneciğim. Gel anneciğim. Nerede Allah'ım bu yavrucak? Kimlerin elinde kim? Hiç merak etmeyin Müzeyyen Hanımcığım. Bu topuz yat kalk gene bozulmaz, tamam mı? Sinsam seni çağırıyor. Söyle Seyis abine. Beni çok görmek istiyorsa kendisi buyursun gelsin. Sen gelecekmişsin. Öyle dedi. Dışarıda bekliyor. İyi tamam, çıksan geliyorum ben. Müzeyyen Hanımcığım. Benim 2 dakikalık bir işim var. Çok ufak rötuşları kaldı. Azıcık bekleteceğim sizi, tamam mı? Aysel, kahve. Gelseydin ya Seyis, bir çay mı içerdin? Ne bu yabanilik? Böyle iyi. Ben öyle kadının kızının olduğu yere girmem. Allah Allah. İyi, ne istiyorsun benden? Söyle Turgut'a. Onunla buluşmak istiyorum. Yarın. Turgut mu? Hayırdır? Teferruatı bilmene gerek yok. Sen söyle, yeter. Yelkenleri suya indirdin yani. İyi. Hadi bakalım. Akşam nöbete kalacak arkadaşın akrabası vefat etti. Hani iş zor tabii, askerler var. Bu şansınızı denesek mi? Gerek kalmadı kardeşim. Hayırdır? Hani bir intikamın vardı? Bir hesabı kapatacaktın. Kapatacağım. Kapatacağım ama başka yolda. İyi, sen bilirsin.
Benim de canım var millet zaten. Nereye gidiyoruz Feride? Eve deme sakın. Nasıl gideceksin arkadaşım? Babanın yüzüne nasıl bakacaksın? Hiçbir şey olmamış gibi mi? Ne yapayım Suna? Başka çarem mi var? O eve gitmeyecek miyim eninde sonunda? Yüzüne bakmayacak mıyım? Şimdi gideceğim. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi bakacağım gözlerine. Benim içim hiç rahat değil Feride. Sen böyle saf, içi dışı bir. Baban cin gibi. Yani şıp diye anlar gözünden, halinden. Asıl eve gitmezsem şüphelenir. O yüzden en makul şimdi eve gitmem. Ve yas tutan babamın yanındaymış gibi davranmam. Sen bilirsin arkadaşım. Senin de işin zor. Allah kolaylık versin. Çok zor. Ne kolay oldu ki benim hayatım için. Bunun da üstesinden gelecek. Bu kadar insanın kanı var onun ellerinde. Onlar için yapacağım bunu. Ama babam hiçbir şeyden şüphelenmemeli. Eğer anlarsa direkt kaçar. Bakan olduğu için dokunulmazlığı da var. İşim iyice zora girer. Bunu göze alamam. Kalk Yasin komiser, kalk. Yaktın kendini bir kabadayı için. Olmuşla ölmüşe çare yok. Ama yeter artık. Salın beni gideyim. Muhtemelen meslekten ihraç edileceksin. Ama Allah'ın şansı kuluymuşsun. Öyle mi? Meslekteki hizmetlerini göz ardı etmedi savcı bey. Salın dedi. Ama davan açıldı. Tutuksuz yargılanacaksın. Haberin olsun. Al şunu imzala, sonra serbest. Hadi Suna, sen de git hele. Nereye gidiyorum Feride? Seni bu katille yalnız bırakacağım. Çok özür dilerim Feride. Neticede anneni öldürdü. Sana da zarar versin istemiyorum. Bana zarar vermez. Artık tek yakını ben kaldım sonuçta. Annemi de bana bildiklerini anlatmasın diye öldürdü zaten. O yüzden bana zarar vermez. Feride, bırak dizinin dibinde durayım. Ha? Gönlüm el vermedi derim. Arkadaşım yasla derim, ne olur. Beni merak etme Suna. Ben buradan çıkarsam deli çıkarım Feride. Endişeni anlıyorum Suna. Ama şimdi içeride ikimiz yan yana olursak daha çok belli ederiz. Şüphelenebilir bizden. O yüzden işleri zorlaştırma git ne olur. Feride, gel kızım. Merhaba. Biz de tam Selim Bey'le bu durumu konuşuyorduk. Bize bunu yapanları kim olduğunu öğrenmiş. Öyle mi? Kimmiş? Annemin canına kıyan. Yanınızda çalışanlar Feride Hanım. Mualla ve Vedat. Bunca yıl nasıl anlayamadık? Nasıl güvendik? Hiç aklım almıyor. Koynumuzda yılan beslemişiz meğer. Şaşırdınız gayet tabii. Ama insanlar bu kadar açgözlü olabiliyor işte. Çok üzgünüm. Nasıl anladınız peki? Kendileri mi itiraf ettiler? Zaten en başından beri ikisinden de şüpheleniyorduk Feride Hanım. Arıyorduk da. Ekipler Sarıyer sahilinde yakalamış. Dur emrine uymamışlar. Çatışma çıkmış. İkisi de orada hayatını kaybetmiş. Yanlarında evimizden çaldıkları para ve eşyalar da bulunmuş. Bir çuvala yüklemişler. Belli ki
deniz yoluyla kaçacaklardı. Ama yaptıklarını canlarıyla ödediler işte. Annenin kanı yerde kalmadı kızım. Ben de bilemedim İkbal. Bizim oğlan hangi işlere bulaştı bilemedim. Gitti ömrünün baharında. Aradım aradım. Geliyor İbrahim Almanya'dan. İşte yarın sabah defnedeceğiz köye götürüp Vedat'ı. Taziyeye gelenler var herhalde İkbal, kapatıyorum. Sağ ol. Sağ ol. Hadi dostlar sağ olsun. Merhaba, yine ben. Git vallahi, bak polis çağırdım. Git dedim. Git. Sessiz ol, kapa çeneni. Yürü. Ne istiyorsun gene? İstediğimi ver. Verecek bir şeyim mi kaldı benim? Ha, kardeşim de göçüp gitti. Neyim kaldı benim ha? Aman. Sen de sevgili kardeşinin yanına gitmek istemiyorsan istediğimi ver, uzatma. Neyi vereceğim anlamadım ki. Vedat bir şey saklamış. Söylemiştir sana. Git getir hadi. Vallahi benim bir şeyden haberim yok. Ne sakla... Benim tepemin tasını attırma. Yoksa evini hallaç pamuğu gibi atar gene bulurum istediğimi. Vallahi billahi bir şey yok bu evde. Burada ya da başka bir yerde bir şey saklamış kardeşin. Ya ekmek Kur'an çarpsın, benim hiçbir şeyden haberim yok. Vedat geldi. Kızı da burada bıraktı gitti. Sonra geldiğinde hani sen Muallahi'yi alıp gitmiştin ya. Hmm. Hani sonra aradın. Vedat da çekti gitti. Nereye gitti, bir şey demedi mi? Bankaya dedi. Hangi banka? Hangi banka dedim? Yemin billah bilmiyorum, sadece banka dedi. Eğer yalan söylüyorsan. Yalan söylüyorsam Allah canımı alsın. Dediklerin doğru çıkmazsa gene gelirim. O zaman bu kadar sevecen davranma. Tamam mı canım? Haber yapmadan önce bizim müsaademizi isteselerdi. Bu ne saygısızlık. Arayacağım müdürlerini, soracağım bunun hesabını. Zaten içimiz yanıyor. Bir de hayatımızı gazetelerde görüyoruz. Evet. Sen adliyeye mi gideceksin yoksa? Hı hı, duruşmam var. Toparlanabildin mi bari? Yani aklını işine verebilecek misin kızım? Evet, işe dönmek iyi gelecek bana.
Evde kaldığımda kötü oluyorum. Sanki her an bir odadan annem çıkacakmış gibi geliyor. Bir de bana sor. Bunca yıllık hayat arkadaşımı yitirdim. Öyle çok arıyorum ki onu. Ben galiba hiçbir şey yemeyeceğim. Ama bir şeyler yemen lazım. Zayıf düşüyorsun. Yok, size afiyet olsun. Ne işin var senin burada? Ben saat 7'den beri buradayım. Niye, delirdin mi? Merak ettim. Mahir nasıl kaçacak diye düşünmekten, babam bir şey anladım diye düşünmekten döndüm, uyuyamadım. Senin yüzünden aklımı kaçıracağım. Tamam, sus, duyacak şimdi babam. Duymuş mudur? Ha? Duymuş mudur Feride? Duymamıştır, duyacak sen böyle konuşursan. Sus artık. Evet. Alo, iyi günler beyefendi. İyi günler. Bir saniye. Araştırmamı yaptım. Vedat Bey ölmeden önce bir bankaya uğramış. Sanırım delili de oraya sakladı. Hangi bankaymış? Henüz onu öğrenemedim. Peki Berkinciğim, teşekkür ederim. Gerisini ben hallederim. Bir şey dersem. Bunun doğrusu yanlışı yok İbnur. Sen ne yaşandıysa onu anlatacaksın. İyi de ya bir zararım dokunursa abime? Yani yardım edeyim derken daha da fena yaparsam işin olacak. Olmaz öyle şey, merak etme. Sen hakikati anlatacaksın. Onlar da Mahir'in seni korumak için onu öldürdüğünü anlayacaklar. Cezası da indirilecek. İnşallah dediğin gibi olur. Seninle gelmek isterdim adliyeye. Ama malum başım pek hoş değil öyle yerlerle. Hem benim halletmem gereken başka bir mesele daha var. Arif seninle gelecek. Mahkeme bitene kadar da seni bekleyecek. İşiniz bitince siz eve geçersiniz. Ben de geç kalmam. Tamam? Alo. Dinle Selim. Çok mühim bir işimiz var. Buyurun efendim. Nedir? Vedat ölmeden önce bankaya gitmiş. Büyük ihtimalle delili oraya sakladı. Hangi banka efendim? Bunu kimse bilmiyor. Ya maaşını biriktirdiği banka ya da Kerime ile birlikte gittiği. İnsanoğlu sıkışık zamanlarında hep bildiği yolu tercih eder. Haklısınız efendim. Hangi şube olduğunu biliyor musunuz efendim? Kerime'nin gittiği şubeyi bilirim. Ama paraları nereye yatırıyor bilemem. Hay Allah, bu iyi olmadı işte. Onu da bir zahmet sen buluver Selim. Koskoca İstanbul'un emniyetinden sorumlusun. Eğer yapamayacaksan yanlış adam seçtim diye hayıflanmaya başlayabilirim. Bilmem anlatabildim mi? Anlaşıldı efendim. Bana bu gece yarısına kadar mühlet verin. Delili size getireyim.
Günaydın. Diyeceğiniz mühim bir şey yoksa işlerim var, çalışacağım. Ben sadece sizi mesaide gördüğüm için şaşırdığımı söyleyecektim. Gelmezsiniz sanıyordum. Gördüğünüz gibi işimin başındayım. Çalışmak iyi gelecek. Acılarımı bir nebze olsun azaltacak. Yaşadığınız sarsıntı büyük. Nasılsınız peki, daha iyi misiniz? İyi olmaya gayret ediyorum. Neyse ki müsbet bir gelişme olmuş, caniler yakalanmış. Yaptıklarının cezasını da canlarıyla ödemişler. Evet. Aa Feride Hanım. Mahir karının duruşması bugündü değil mi? Yoksa bunun için mi hassasiyet gösterip geldiniz adliyeye? Nasıl istiyorsanız öyle yorumlayın Adnan Bey. Şimdi müsaade ederseniz yapmam gereken işler var. Getirdiler. Öyle mi? Odayı mı aldılar? Kaçması için şu an en uygun zaman. Hayır Suna, duruşmadan sonra. Bir de neden? Duruşmadan sonra askerler kolundan tutup götürecek, imkansız kaçamaz. Hayır dedim Suna. Allah Allah Feride, zamanımız yok. Şu an en uygun zamanı, ben askerleri oyalarım. Duruşmadan sonra Suna. Davayı karara bağlayacağım. En azından bu sonuçlansın. Zaten kaçtıktan sonra artacak cezası. Ha, tamam, öyle desene. Fırsat mı verdin? Tamam, kızma. Peki daha sonrasını düşündün mü, nasıl kaçacak? İyi misin Engin? İyiyim. İknur! Erdal abi. Abim geldi mi? Biraz önce aldılar. Ben çok korkuyorum Erdal abi. Ya yanlış bir şey dersem? Dur. Ne olduysa onu anlat. Ne bir eksik ne bir fazla. Sadece hakikati söyle, o yeter. Tamam. Nazif abi de geldi salonda. Suna. Sakın unutma. Ben karar verdikten hemen sonra. Tamam. Feride. Yakalanırsak ikimiz de mesleğimizden oluruz, biliyorsun değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Sen bunu yapmak zorunda değilsin. Onun için mi dedim ben? Hadi. Allah'ım sen bize yardımcı ol. Tanık geldi mi avukat bey? Geldi efendim. İknur Gün dinlemeniz için hazır. Buyurun.
Olay gecesi siz de oradaymışsınız. Bize olanları anlatır mısınız? O adam Seyit beni sokakta bayıltıp kaçırdı. Kendime geldiğimde yabancı bir evdeydim. Elimi kolumu bağlamıştı. Karşıma geçip seni kaçırdım. Abin gelince ikinizi de öldüreceğim dedi. O zaman anladım ki abim ardıma düşüp gelsin diye kaçırmış beni. İkimizi de öldürmek için. Çok korktum. O zaman kim olduğunu bilmiyordum bile. Sonra abim geldi. Beni kurtarmak için geldi. Abim ona beni bırakmasını söyledi. Ama o bırakmadı. Silahını çekip alnıma dayadı. Devam edin lütfen. Abim konuşmak istedi onunla. Ama dinlemedi. Yaklaşırsa beni öldüreceğini söyledi ona. Hem de çaresiz kaldı. Sonra konuşmaya başladı. Annemi, oğlumu nasıl öldürdüğünü anlattı. An bayan her şeyi anlattı. Arabaya bombayı nasıl koyduğunu, nasıl patladığını. Benim oğlum canımın parçasının nasıl bin pare olduğunu, zevkle anlattı. Orada geride saklanmış biz, hepimiz nasıl perişan olduk onu seyretmiş. Onu anlattı. Biz o acıları çekerken nasıl zevk aldığını. Abim sus dedi. Anlatma dedi. Durmadı. Şimdi de kardeşini öldüreceğim dedi. Ardından da seni. Abim başka türlü durduramayacaktı onu. Sen beni, benim canımı kurtarmak için vurdu onu. Sessizlik. Sanık Mahir Kara. İlk Nurgün'ün anlattıklarını doğruluyor musunuz? Doğruluyorum Sayın Hakim. Olaylar aynen kardeşimin anlattığı gibi cereyan etti. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı Avukat Bey? Var Yüce Mahkeme Reisi. Mahir Kara sanığın adresini önceden tespit etmiş ve orada kaçırılıp 6 ay boyunca tutsak edilip işkence edilmiş bir genç kızı bulmuştur. Mahir Kara bulduğu kızı oradan kurtarmış ve emniyet güçlerine teslim etmiştir. Şimdi yüksek müsaadenizle genç kızın yazdığı mektubu okumak istiyorum. Buyurun. Siz yerinize geçebilirsiniz. Sevgili Mahir Kara, duydum ki beni kurtaran kahraman sizmişsiniz. Şimdi annemin, babamın, kardeşlerimin yanındayım. Sağlığım da iyi çok şükür. Şu anda bunları yazabiliyorsam, yaşıyorsam sizin sayenizde. Hastanede kendime geldiğimde canıma kıymak istedim. Beni yeniden bulur, yeniden o ıstırap dolu günlere dönerim diye korkumdan. Ama bana o canenin öldüğünü söylediler. İşte o an yeniden doğdum. Yeniden can buldum.
Öldüğünü duyduğumdan beri huzur doluyum. Allah sizden razı olsun. Sizin de yolunuz açık olsun. Ömrümün sonuna kadar duacınız. Sayın Hakim, bu mektubu delil olarak size sunmak istiyorum. Ve sayın mahkeme üyeleri, şimdi size sormak istiyorum. Bu hasta ruhlu insandan annesini, yeğenini öldürmüş, ayrıca adliye mensubu Bahar Dündar'ı da canice katledip hayatına son vermiş insandan, kardeşini koruyup kurtarmak isteyen Mahir Kara suçlu mudur? Sayın Hakim. Size söz vermedim Savcı Bey. Savcı Bey, esas hakkındaki mütalaanız nedir? Dosyadaki deliller ve mahkemedeki açık ikrarına istinaden sanığın kasten adam öldürme sebebiyle Türk Ceza Kanunu'nun 448 ve 450. maddeleri gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmasını talep ediyorum. Sanıktan son söz soruldu. Sanık Mahir Kara, ekleyeceğiniz bir husus var mı? Hayır. Ekleyeceğim bir husus yok. Dosya incelendi, gereği düşünüldü. Sanık Mahir Kara'nın kasten adam öldürme suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 448. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi nazara alınarak takdiren temel cezanın alt sınırından belirlenmesi suretiyle 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Kanunu'nun 51. maddesi gereğince sanığın suçu ağır ve şiddetli tahrik neticesinde işlediği anlaşıldığından cezasının 3/2 oranında indirilerek 8 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın yargılama süresince mahkememize göstermiş olduğu saygılı tavırları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek verilen cezadan Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına Yargıtay yolu açık olarak karar verilmiştir. Verdiğiniz kararla sanığı kayırdığınızın farkında değil misiniz? Bu ne cüret Savcı Bey? Eğer kararımla ilgili bir itirazınız varsa hukuki yolu biliyorsunuz. Oradan ilerleyin. Gereğini yapacağımdan hiç kuşkunuz olmasın. Adnan Bey. Ben sizi incitmek istememiştim. Yani son günlerde yaşadıklarımı biliyorsunuz. İyi değil. Verdiğiniz karardan rahatsızsınız yani. Hayır, verdiğim karardan son derece eminim. Sadece bunu ifade ediş biçimim biraz sert oldu. Kusura bakmayın. Bakın Feride Hanım. Abi, abi nereye? Mahir'i göreceğim. Abi bir dur. E bir görsem oğlumu. Mümkün yok mu? Jandarmalar alıp götürmeden bir hatırını sorsam yeter. Sonra abi sonra. Biz şimdi hiç onların yanına yaklaşmayalım. Neden evladım? Nazif abi sen bir gelir misin benimle? Bırakalım mı sizi? Yok yok, ben Nazif abiyi bırakırım. Sen git kızım. Ay, asker arkadaşlar. Bir dakika bekler misiniz? Buyurun. Hakime hanım mahkumu götürmesinler dedi.
Neden? Karar açıklandı. Neyi bekleyeceğiz? Ayol ben nereden bileyim? Koskoca hakime. Neden, niçin diye mi soracağım? Hem siz de gördüğünüz savcıyla tartıştı. Belki son anda bir delil geldi. Ya da ne bileyim bir aksilik çıktı. Ya sözün özü, mahkum bekleteceğiz. Ne deliliymiş bu Katibe Hanım? Hakim Hanım gelip size söyleyecek. Siz şimdi bekleme salonuna geçin diyeceğim ama orada da biz duruşmadayken vukuat çıkmış. Başsavcı söyledi. Nerede bekleyeceğiz? Vallahi bilemedim. Ah, yemekhane. Hem boştur, hem iki lokma bir şey yersiniz. Siz de devletin memuru sayılırsınız değil mi? İyi madem. Nerede yemekhane? Hemen buradan inin, ileride görürsünüz. Hadi bakalım. Duydum Katibe Hanım. Otur bakalım. Ya altı üstü bir karar verilecek. Yok tanıktı, yok delildi. Olay meydanda zaten. Karar kudret erkeğin harcı oğlum. Öyle elinin hamuruyla erkek işine kalkışırsa uzar da uzar. Askere. Senin bir anan vardır illaki. Sağdır inşallah. Evet. Babam öldü ben küçükken. Anam sağ çok şükür. Ne güzel. Allah başından eksik etmesin. Bak başında erkek olmadan seni büyütmüş. Git o elinin hamuruyla hiçbir erken yapamadığı şeyi yapan ananın ellerinden öp. Feride, Mahir'i yemekhaneye getirdiler. Feride bak bir tereddütün varsa hemen vazgeçebiliriz. Ne Adnan, ne bir başkası oraya girmemeli. Anladın mı? Kesinlikle girmemeli. Ne yap et, oraya girmeye çalışana mani ol. Tamam da askerler ne olacak? Biliyorum Suna. Çok zor bir şey istiyorum. Hatta imkansız ama... Sus Feride. Öyle deme. Bak kaygıya bir düşersek içinden çıkamayız. Madem bir yola baş koyduk geri dönüş yok. Hadi. Hadi. Allah'ım sen yüzümüzü kara çıkartma yarabbim. Hakim Hanım. Dışarı çık. Niye Hakim Hanım? Mahkumla görüşeceğim. Ama Hakim Hanım. Size çıkın dedim. Askerliği mi yakarsınız? Mesuliyet bende. Çıkın dışarı. Düşündün mü? Bak bu işin sonu. Mahir, Yasin bekliyor seni dışarıda. Hadi hemen çık, acele et. Sen nerede buldun? Bizim yerimizde. Çay bahçesinde olacağım.
Mahir. Dikkatli ol. Sen de. Feride'nin başı derde girmesin de. Uzat elini abi. Seni şu esaretten bir kurtarım. Bas kızı oran. Allah Allah. Ya adının Zeynel olduğuna eminim. Kapı komşumun oğlu. Daha dün annesi de çay içerken. Doğrudur. Bazı maddelerin yeniden düzenlenmesinde. Oğlunu görmüyormuş. Ağlayıp duruyordu. Bakın Katip Hanım. Koca koğuş. Hay, memnuniyetle. Nereden biliyor? Çıkaramadık arkadaşı. Ne yapalım? Odama geçelim Sunan. Emredersiniz. Paketimizi alalım da düşelim yola. Yemek yersin dediler. Ekmek haş veren yok, baksana. Doğru dedim valla. Allah Allah. Nerede bu adam lan? Benim hemen çıkmam lazım Suda. Eğer sana biri bir şey sorarsa duruşmalarını erteledi. Annesinin vefatından dolayı dayanamadı dersin. Bak söylüyorum Suda, hiçbir şey bilmiyorsun, hiçbir şey anlamadın, tamam mı? Tamam. Sen şimdi Mahir'in yanına mı gidiyorsun? Evet. Delili nasıl alacağız onu konuşmamız lazım. Feride, gözünü seveyim dikkat et ne olur. Bak elinde ateşten bir top var. Eğer düşürürsen her yer alev alır. Çıkıyorsunuz galiba. Evet, sinirlerim harap halde. Malum. İyi istirahatler Feride. Sonra cezaevine gidecektik, kaçtı. Hayırdır savcı bey? Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ha? Asıl siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Neden bağırıyorsunuz? Mahir Kara kaçmış. Ne? Nasıl olur? Sakın bilmiyormuş gibi davranma. Sizin parmağınız var değil mi bu işte? Feride hakimle senin. Üstüme iyilik sağlık savcı bey. Bu ne münasebetsiz bir suçlama. Siz devletin mahkeme reisine alenen iftira atıyorsunuz. Neye dayanarak?
İspatınız var mı? Yok. Ama bulacağım. Andım olsun. Bulacağım. Tamam, sakin ol. Baştan anlat bakalım, nasıl oldu? Haberimiz yoktu. Kaçmış. Askerler! Derhal odama, derhal! Siz de bütün emniyet birimlerine haber geçin. Mahir Karı'yı gördükleri yerde yakalasınlar. Alo. Mahir Kara. Kaçmış. Ne? Nasıl olur bu? Nasıl kaçar adliyeden ya? Yardım eden olursa gayet güzel kaçar müdür bey. Gayet güzel kaçar. Kim yardım etmiş peki? Az sonra öğreneceğim. Sen beyefendiye haber ver bir an evvel. Durumu bilsin. Çıktığınız andan itibaren, tutuklunun kaçtığını anladığınız ana kadar, saniye saniye, her şeyi anlatın. Evet. Efendim, size çok mühim bir haberim var. Neymiş? Efendim, maalesef Mahir Kara duruşma sonrası adliyeden kaçmış efendim. Nasıl mümkün olabilir bu? Koskoca adliyede polis yok mu, asker yok mu? Nasıl kaçmayı başarmış henüz bir malumatım yok efendim. Sizi haber vermek için aradım ben. Ama Adnan Bey işin peşinde efendim, merak buyurmayın. Ben de bütün emniyeti teyakkuza geçirmiş vaziyetteyim. Bir an önce bulun şu herifi. Zorluk çıkartırsa da vurun gitsin. Zaten rahmetliyle yaptığımız kontrat bitiyordu 2 ay sonra. Yenilemeyi de düşünmüyordum. Neden acaba? Vallahi ne hırı bitiyordu ne gürü. Eskiden yıllarca gazino diye işletti. Sonra kulüp yaptı. Ama bu kağıtları bir türlü bitmedi. Yani komşuların şikayeti canıma tak etti artık. Mirasçıları gelsin alsın götürsünler eşyalarını. Başkasına vereceğim kiraya. O başkası benim cancağızım. Burası artık benim. Kaldığı yerden aynen devam edeceğim. Yok, kusura bakmayın. Ben vukuatsız iş görecek birisine vereceğim burayı. Vukuatsız? Vukuatsız! Namusla paranın kimde olduğu belli olmaz cancağızım. İmam mıydı lan o? Her neyse. Burası benim dediysem benim. Eğer ısrar edecek olursan sadece canını yakmakla kalmam. Kiraya da indirim yaparım. Ya ne olursunuz yapmayın, etmeyin. Yıllarca Yusuf Bey'den ben çektim zaten. Mustafa kibar adamdır, lakin eli biraz ağırdır demedi demeyin. Mustafa! Uf. Amcayı götürdükten sonra şu çöpleri de buradan al Mustafa!
Bu ne kadar zevksiz, ne budala bir adammış bu Yusuf. Ölünün arkasından konuşmanız hoş değil savcı bey. Vay 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 İsmail Bey, geldiniz. Buluşma yerine itiraz etmediğinize memnun oldum. Maksadınız belli. Çöplüğün yeni horozu benim diyorsun. Zeki adamları severim. Belgin buluşmaya geleceğinizi söylediğinde ne kadar akıllı olduğunuzu anladım. Demek ki doğru karar verdiniz. Emir büyük yerden geldi diyelim. Her neyse ne. Ben Hatice'yle değil, Netice'yle ilgilenirim. Sizinle birbirimizi seveceğiz dostum. İş başka, hasbihal başka. Sizinle olan mesaimiz işle sınırlı kalsın kâfi. Hay hay. O zaman ilk işimizi konuşmaya başlayabiliriz. Alemde üç büyük var. Biri sen, diğeri Mahir. Bir diğeri de tabii ki artık ben. Mahir'in durumu malum. Hazır o içerideyken diyorum, cahil cesaretiyle boyundan büyük laflar eden o kardeşini, Orhan'ı aradan çıkaralım. Başı boş kalan mıntıkayı da aramızda pay ederiz. Ne dersin? O serseriye çok emek verdim. Ama o yediği kaba tükürdü. Bir cezayı hak etmişti. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Siz burada bekleyin. Ben Feride ile konuşup geleyim. Burada düğünleri olacaktı. Bir yuvaları olacaktı. Hayat hiç mi izin vermez be? Thank you.
Kendini büyük bir ateşin içine attın Feride. Her an bu işin arkasında senin olduğunu öğrenilebilir. Umurumda değil. Birinin babamı duydurması gerek Mahir. O da benim. Oo, bizim kayıp kurumlar meydana çıkmış. Vallahi daha geçen gün hanımla sizi konuşuyorduk. Neredeler, niye hiç görünmüyorlar diyorduk. Abi ben çay getireyim size. Yeni demledim. Hapishanede anlattım sana. Babamın katil olduğunu ispatlayacak bir delil var. Vedat o delili bir bankaya koyduğunu söyledi, kasanın içinde. Ancak ya Vedat'ın varisi açabilir o kasayı ya da mahkemeden izin almamız gerekiyor ki bunu yapamayız. Çünkü hemen babamın kulağına gider. Emniyet müdüründen Adnan Savcı'ya kadar herkes babamın emrinde resmen. Bu Adnan'ın sağlam olmadığını ilk gördüğümde anlamıştım. Adam bana sorgusuz sualsiz kara çalmaya çalışıyor hep. Ne yapacağız Mahir? Nasıl alacağız delili? Anahtar müdürdedir. Evet ama onu ikna etmemiz mümkün değil. Bana müdürün adresini bulabilir misin? Gerek görülürse tekrar ifadenize başvurulacak. Şimdi gidin. Görev yerinize dönün. Adam gibi işinizi yapın. Emredersiniz savcı. Üçüncü ağır cezanın kalem memuru Suna Demir. Derhal odama gelsin. İfadesini alacağım. Gelmene gerek yok dedim Feride. Geleceğim dedim Mahir. Niye anlamak istemiyorsun? Asla ama asla bu işin peşini bırakmayacağım. O delili alacağım ve kendi ellerimle teslim edeceğim. Bak, kaçmama yardım ederek başını büyük bir derde soktun zaten. Daha fazla bulaşma bu işe. Kendini, mesleğini ateşe atma. Ben zaten ateşin içindeyim, görmüyor musun? Her yanım alevler sarmış. Feride, demin kendin söyledin müdürü rica minnetle ikna edemeyiz diye. Demek ki zorla razı etmem gerekecek. Yani bu işin içinde silah olacak. Tehdit olacak. Belki can yanacak. Ben sana gelirken bunların hepsini göze aldım. Yeter ki o müdürü bankaya getirtelim ve kasayı açtıralım. Peki Feride. Nasıl istersen. Ben adresi öğrenince nasıl bulacağım seni? Ararsın. Nereden? Oran saklanmam için bir ev tutmuş. İster şimdi numarasını. Oradalar zaten. Gidelim o zaman. Gel. Savcı Bey, Suna Hanım çıkmış. Ne demek çıkmış? Yoklar efendim. Mesai arkadaşı söyledi. Dışarı. Orhan, burasının güvenli olduğuna eminsin değil mi? Bütün emniyet Mahir'in peşinde çünkü. Adresi bulur bulmaz arayacağım seni. Tamam. Ben de geleceğim. Unutma. Nereye gelecekmiş Feride?
delil almaya. Olacak iş mi bu? Hayır, olmayacak. Ama Feride'nin haberi yok. Başka türlüsü mümkün değil artık Yasin. Bizim bir geleceğimiz yok. Delili alalım. Gidip teslim olacağım. Cezamın geri kalanını çekeceğim. Feride de kendine bensiz yeni bir hayat kuracak. Ötesi yok. Hadi. Adnan, bu ciddi bir itham. Feride neden o adamın kaçmasına yardım etsin? Askerlerin ifadelerinden vardığım sonuç bu efendim. Dakika dakika aldım ifadelerini. Maalesef Feride Hanım şüpheli. Neden peki? Neden şimdi kaçmasını istedi? Bugün Seyit Durak cinayetinin karar duruşması vardı. Başka fırsat bulamayacaklardı belli ki. Elbette o yüzden. Sizin başka şüpheniz mi var yoksa? Ha, bilmiyorum Adnan, bilmiyorum. Feride beni bir kez daha şaşırttı. Babasını vuran adamı neden korumak istedi? Neyse, emin olduğum bir tek şey var. O delilin bir an önce bulunması gerektiği. Tabii. İyi hadi, burada fazla oyalanma. Selim'e git yardım et. İyi haberler getirin bana. Bu olayın bir an evvel kapanmasını istiyorum. Tabii efendim. Ha Adnan. Buyurun bakalım. Feride gerçekten o adama yardım ettiyse, cezası neyse çeksin. Bu konuda elinden geleni yap. Anlaşıldı efendim. Abi mutfağı nevale bıraktım. Çay, çorba ihtiyacın olan her şey var. Ben artık kaçayım. Mantıklı mı? Malum. Boş bırakmaya gelmiyor. Dikkatli ol Orhan. Gözün sadece önünde değil. Arkanı da kolla. Bu Turgut'un ben kabadayı olacağım diye ortalıkta dolanması hiç hoşuma gitmedi. Her türlü hainlik beklerim ben o heriften. Merak etme abi. Aklın kalmasın. Adamların hepsi tembihli. Gözümüzü dört açtık. Eğer bir dümen çevirmeye kalkarsa geçireceğiz biz de başına. Hadi bana eyvallah. Komiser. Mahir. Uzun zamandır şöyle baş başa sohbet edememiştik. Anlaşılan yine edemeyeceğiz. Beklenen telefon geldi. Alo. Mahir. Benim. Adresi buldum. Söyle hemen, yazıyorum. Yok, sana adresi vermeyeceğim. Neden? Çünkü sana adresi verirsem beni oraya götürmeyeceksin, biliyorum. Seni çok iyi tanıyorum Mahir Kara. Sen de beni tanırsın. Ne kadar inatçı olduğumu bilirsin. Feride, bu inat edilecek bir mesele mi? Eğer adresi istiyorsan yarım saat sonra Ortaköy iskelesinin ilerisindeki postanede ol. Ben de hemen yanında olacağım. Yapma Feride, oyun değil bu. Seni tehlikeye atamam. Yarım saatim var Mahir. Ne dedi Feride? Ne diyecek, kızdı. Ama haklı olduğumu gördüm işte. Adresi alacaktı, beni götürmeyecekti. Şimdi eli mahkum. Bu derdi seni korumak. Anlasana nasıl aşık. Hala derdi, günü sensin. Hadi Suna, sohbeti bırak, çıkalım şuradan daracık yer. Bana fenalık geldi zaten. Tamam, çıkıyorum. Ay.
Hep böyle mi olacaksınız Mahir'le? Hamile olduğunu ona söylemeyecek misin hiç? Asla. Asla bilmeyecek. Neden? Çünkü bizim Mahir'le bir geleceğimiz yok. Bebeğimi doğuracağım. Tek başıma büyüteceğim. Bilse de bir şey değişmez zaten. Mahir delili bulduktan sonra hapishaneye geri dönecek. Dönmese bile yakalarlar. Akıl kârı değil bu. Ne yapmamı bekliyorsun Suna? Çocuğu olduğunu ona söylemelisin. Bu onun hakkı. Daha mı iyi olacak her şey? Çocuğunun hasretiyle yanmayacak mı? Hı? Üzülmeyecek mi? Kahrolmayacak mı? Feride, ben Mahir'e kızıyorsun diye söylemiyorsun sanıyordum. Ya of. Ben ona kızamam ki. Kıyamam ki. Ben sadece ona aitim Suna. Sonsuza kadar da sadece ona ait olacağım. Babam yakalansın. Gideceğim buralardan zaten çok düşündüm. İkimiz için de en iyisi bu. Tamam, sustum. Neyse iskeleye giderken seni de eve bırakayım. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Vereyim mi abi çay? Eyvallah. İçtim ben çayımı. Eyvallah abi. Var mı vukuat? Yok abi. Asayiş Berkemal. Bizim çocuklar etrafı kolaçan ediyorlar işte. İyi. Yalnız aslında bir durum var. Hayırdır? Biz bu seyisin peşine adam takmıştık ya. Akşamüstü geldi çocuk. Haber getirdi. Amora gitmiş. Sosyetenin mekanına. Ne işi varmış Amor'da? Turgut'la buluşmuşlar. Biliyordum. Şerefsizim arkamızdan bir iş çevireceğini biliyordum. Adam adinin teki. Dakikasında bizi satacağı belliydi. Yürü Osman. Dalyan abiye gidiyoruz. Durumdan haberdar edelim. Tahsin, buralar sana emanet. Eyvallah abi. Feride, sen beni meydandaki dolmuş durağını orada indir. Ben oradan giderim. Sen nereye, eve mi? Yok. Bugün evde kalmayayım. Adnan savcının gözü göz değildi. Bütün askerleri sorguya çekmiş. Her şeyi öğrenmiştir. Ne yapacağız Feride? Telaş etme sen. Saatinde mesainde ol. Ben hallederim. Tamam, sen de dikkatli ol. Olurum. Sen nerede kalacaksın bu akşam? Bir ahbabımız var, onda kalacağım. Suna kusura bakma, seni de bulaştırdım bu işe. Saçmalama Feride, hadi. İndir şu dolmuş durağında beni. Orhan. Abi. Biraz debelendi. Ama fazla kılamadık. Hadi bakalım. Bizi takip edin. Devam et.
Çık dışı. Sen burada dur. Feride yapma. İnat etme de ver şu adresi. Gideyim bildiğim gibi halledeyim şu işi. Mümkün değil Mahir. Ya birlikte gideceğiz ya da ben başka bir yolunu bulacağım. Feride delirtme beni. İstersen delir Mahir. Ben çoktan delirdim. Ayrıca her şey her zaman senin kontrolünde olamaz. Bütün bunların müsebbibi babam. Kusura bakma. Ben nasıl istiyorsam öyle olacak. Tamam. Madem öyle, hadi yürü gidelim. Biraz daha kibar olabilirsin değil mi? Hasbinallah. Adresi verirsen nereye gideceğimizi bilirim. Feriköy'e doğru gideceğiz. Feriköy'ün neresi mi? Sen git ben söyleyeceğim. Ne demiş şimdi bu? Sen güvenmiyor musun bana? Evet. Güvenmiyorum. Çünkü her an yolun kenarında durup beni indirebilirsin. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Rica ederim öyle hızlı dur kalk da yapma. Hoşlanmıyorum ben. Peki hakim abi. Siz nasıl arzu edersiniz? Ben çöpü döküp geliyorum efendim. Güzel. Güzel. Bakıyorum da bayağı kapmışsın işi. Evet. Ama kesin değil daha. Birkaç gün bakarız dedi. Deneme mahiyetinde aldı yani. Birbirimize alışırsak işi alacakmış. İyi iyi. Denesin bakalım. Sen suyuna git. Unutma. Çok para var bu işte. Tamam. Merak etme. Neyse ben döneyim. Yatmadı daha. Şimdi iş kirlenmesin. Bir çöp atmak bu kadar mı sürer diye. Tamam. Hadi naş. Hesap bitti gibi. Bu çalışanların nafakası. Bununla öteberi alıp esirgemeye gönderin. Bu da Darülaceze'nin payı. Tamam. Gir. İyi geceler abi. Eyvallah. Seninle konuşacaklarımız vardı. Gerisini sen halledersin. Hayırdır evlat? Dediğim gibi oldu abi. Seyis Eti bizi sattı. Bugün Turgut'la buluşmuşlar. Belli ki arkamızdan iş çevirecekler. Bak boşuma gitmedi işte. Adam sanırsın eşeği. Anla vurur. Kuyruğu desene. Madem öyle biz de o kuyruğu onun boynuna dolayıp sıkmasını biliriz. Merak buyurmayın. Birazdan haber gelir. Hemen bulmakta fayda var şu bankayı. Bakan Bey'i küstürmemek gerek. İşine taş konduğunda ne kadar sınır tanımaz olduğunu beraberce gördük.
Gir. Öğrendik müdür bey. Vedat Denizdat Temiz Bankası'nın Beyoğlu şubesinden bir kasa kiralamış. Tamam. Sen çık oğlum. Evet. Bu müjdeyi ben hemen Bakan Bey'e haber vereyim. Sabah erkenden kalkıp mesaiye gidecek. Sen burada kal. Ben müdür alıp geleceğim. Sonrasında da hep beraber bankaya gideceğiz. Artık bir şekilde ikna edip kasayı açtıracağız. Sana arabada bekle dedim ya Feride. Ben de bu iş ben nasıl istersem öyle olacak dedim Mahir. Her adımı birlikte atacağız. Ya sana. Hadi Mahir. Gösterip korkutacağız. Allah mutaj etmesin. Göstermen yeterli zaten. Yeterince korkunç. Buyurun Hakim Hanım. Polisi bu işe karıştırma bence Selim. Neden? Biri konuşursa başım belaya girer sonra. Bırak başka türlü halledelim. Hakkım var. Da. Nasıl halledeceğiz peki? Benim tanıdıklarım var. Onlara havale edeceğiz işi. Soygun süsü verilecek. Bu kadar basit. Güven bana. Hmm. Benim için hava hoş. O delil buraya gelsin de nasıl gelirse gelsin. İçeri böyle girmek zorunda mıyız Mahir? Ya ne yapalım Feride? Ne bileyim zili çalsak, durumun hassasiyetini falan anlatsak belki ikna olur. Feride, sen denemişsin ya. Hem bunun için mi kaçıp isten dedin bana? Konuşup adamı ikna etmek için mi? Tamam haklısın ama işte ben... Korkuyorsun biliyorum. Ama sana söz veriyorum hiçbir şey olmayacak. Kasayı açsın, delili bize versin. Ondan sonra adamı alıp sağ salim evine getireceğim. Oldu mu? Thank you.
Sen canını yakarım. Kimseye bir şey olsun istemiyorsan sessizce dediklerimi yapacaksın. Tamam. Hakime Hanım. Sizin ne istiyorsunuz benden? Delirdiniz mi siz? Hadi giyin. Bankaya gidiyoruz. Kasa için değil mi? Konuşma da giyin. Hadi. Ben dışarıda bekliyorum. Çıkmasın sakın. Tamam mı? Evet. Birazdan bankayı soyacaklar. Hala. Ben de bütün polis gücünü banka yakınından çektim. Kaçmaya vakitleri olacak. Bu yaptığınız delilik. Karım yanında olmadığımı fark ederse hemen uyanır. Beni evde bulamazsa bir aksilik olduğunu anlar ve polisi arar. İşimiz o kadar uzun değil müdür bey? Biliyorum bunu anlamak sizin için çok zor. Ama o kasanın içindeki delil benim için gerçekten çok önemli. Adaleti sağlamak için bunu yapmamız şarttı. Yapmayın rica ediyorum. Siz koskoca hakimsiniz. Adaleti sağlama şekliniz bu mu? Suçsuz bir insanı evinden yatak odasından kaçırmak. Sahibi vefat etmiş bir kasayı zorla açtırıp içindekileri gasp etmek. Ben sizin adalet anlayışınızı sorguluyorum. Kusura bakmayın ama. Sorgulamayı bırak arkadaşım. Sen bize istediğimizi ver, biz de seni evine bırakalım. Alo. Kemal aslanım, var mı anormal bir durum? Yok komiserim. Yani Mahir abiyle ilgili yok. Arıyorlar hala. İzninizle rastlanmadı daha. Başka bir durum mu var aslanım? Demin merkez emniyetten haber geldi. Beyoğlu'nda bir banka civarında ne kadar polis varsa geri çekildi. Beni al Kemal. Hemen gel al beni buradan, hemen. Velhasıl yarın Seyis'in çiftliğini basacağız baba. Anladım oğlum. Bizi satmak ne demekmiş anlasın. Hesabını bir güzel soralım. Baba, senden ablamı da oradan alıp gelmek için icazet istiyorum. Açın polis! Polis açın! Abim için geldiler. Hadi. Ben de geliyorum. Şimdi sessizce bankaya gireceğiz. Kasayı açıp delili bize vereceksin. Ben de seni ellerimle evine götüreceğim. Hadi.
Kasalar bu tarafta değil mi? Evet ama anahtarlar odamda. Sakın! Canını yakmayacağım dedim. Beni aksine mecbur etme. Bak, bu senden istediğimiz, yaptıklarımız sana yanlış geliyor olabilir. Ama yanılıyorsun. İster inan ister inanma. Niyetimiz kötülük değil. O yüzden şu kasayı bir an evvel aç, işimiz bitsin. Cezasını çekmediği sürece iyi olmayacağım. Neyse, hadi gidelim. Sen de müdür beyle arka kapıdan çıkacaksın. Ben de peşinizden geleceğim. Ya bir aksilik çıkarsa? Hadi Feride. Orhan'ın bulduğu evde buluşalım, tamam mı? Feride git artık. Burada böyle durarak delil de tehlike atıyorsun. Adamlar bunun için geldi buraya. Hadi. Doğru söylüyor. Hemen çıkmamız lazım buradan. Tek başına bırakamam. Hayır, buradan. Delil için, bu taraftan. Hayır, buradan.
Zafer! Kurşunu bitti. Tut yakasından getir şu Deyursu. Sıcacık yatağında olacaktın. Sabahın güneşini göremeyeceksin. Çok yazık olacak sana. Ver de ben de bir bakayım. Ben de değil, Feride de. Bir mektup açacağı. Üstünde de muhtemelen babasının parmak izleri var. Abi gidelim şu yarana bir baktıralım. Birazdan burası polis tamir lastik kaynar. İstemem. Sen beni saklandığımız yere götür. Bir aksilik olursa orada buluşuruz dedim Feride'ye. Tamam gidelim, ben bir bakarım yarana orada. Nerede bilmiyorum. Kaçını sizden duydum. Ne aradı ne sordu. Bak be amca. Sen söyle söyleme. O veya bu şekilde oğlunu bulacağız. Eğer yardımcı olursanız kimsenin canı yanmaz. Bilmiyorum dedim evladım. Peki öyle olsun bakalım. Hadi gidiyoruz. Baba benim hemen Yasin'i bulmam lazım. Orhan bir numara vermiş bana, oradan arayalım. Feride. Orhan, bankaya adamlar bastı. Mahir içeride kaldı. Bizim hemen Yasin'e ulaşmamız lazım. Alo. Tamam, anladım. Korkma Feride, abim iyiymiş. Saklanıyormuş. Allah'ıma şükürler olsun. Beni ne olur hemen yanına götür. Bizim bu deli sabaha kadar korumamız lazım. Çıkalım. Dikkat edin oğlum. Merak etme baba. Delil gitti de ne demek be adam? Nasıl olur bu? Bu ne kifayetsizlik? Maalesef adamlarımız bir memur tarafından yakalanmışlar efendim. Tamamen tesadüf eseri. Yoksa ben polisi oradan çekmiştim efendim. İşgüzarlık işte. Soygun yapıldı. Kanaatine varınca polis içeri girip yakalamış efendim ikisini. Sersem herifler. Delil nereye gitmiş peki? Vallahi ben de tam anlayamadım ama sorguya çekilirken bir adamla çatıştıklarını söylemişler. Adamın eşkali de Mahir Kara'ya benziyor efendim. Belli ki delil onda. Delili de o Mahir'i de bulup getirin bana. Peki efendim. Feride de ortalarda yok. Belli ki birlikteler. İkisini de bulun bana. O delili de bulup getirin. Allah'ın sevgili kuluymuşsun abi. Kurşun sıyırıp gitmiş. Kusura bakma. Acıttın mı? Sar Yasin, sen hızlı hızlı sar. Feride'yi bulacağım ben. Niye abi? Konuştunuz, burada buluşacaktınız. Nerede bulacaksın ki? Delil Feride'de. Adamlar delilin peşinde. Onlar ulaşmadan benim Feride'yi bulmam şart. Kim o? Biziz. Sıkıntı yok. Hayır. Ne oldu sana?
Yani ne oldu koluna? Vuruldun mu? Doktora falan gösterdiniz mi? Korkma Feride, iyiyim ben. Merak edecek bir şey yok. Feride, delil sendeymiş. Evet, yanımda. Tamam. Her şey tamam olduğuna göre biz kaçalım. Ha Orhan? Abi, söylememe gerek yok ama her yerde seni arıyorlar. Hadi bize eyvallah. Abi sen git ya. Ben ne olur ne olmaz kalayım burada. Yok oğlum. Ben baş başa kalsınlar diye dedim. Yoksa kalırız tabii. Sen git sen. Ben rahatsız etmem ben onları. Dinlenirsin biraz. İyi. Gideyim Kemal'i bulayım o zaman. Hem bakayım ne oluyor ne bitiyor. Eyvallah. Tutayım mı? Sağ ol. Hallettim ben. Geçmiş olsun. Şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aklım karmakarışık. Ama o delilin bende olduğunu asla öğrenmemeli. Elinde pimi çekilmiş bir bombayla dolaşıyor gibisin Feride. Tam da öyle aslında. Babamı mahvedecek tek şey o mektup açacağı. O yüzden her yerde onu arıyor. Bütün imkanlarını kullanarak. Bulduğu anda da yok edecek. Ben çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım Mahir. Bütün devlet emrine amade. Dokunulmazlığı var. Şayet ben dikkatli davranmazsam gene bütün bu olayın içinden elini kolunu sallayarak, kitabına uydurarak çıkacak bir şekilde. O yüzden her şey çok gizli olmalı. Peki delili kime vereceksin? Daha doğrusu kime güveneceğini nereden bileceksin? Başsavcıya. Kendisi bu hayatta gördüğüm en dürüst insanlardan biridir. Ama önce o cinayet aletinin üzerindeki parmak izinin babama ait olduğunu ispat etmem gerekecek. Nasıl yapacaksın bunu? Madem bu kadar yakında durma. Üç adım geride olsam uzaklaşmış mı olacağım? Benim dinlenmem gerek Mahir. Ama elimde bu delille eve gidemem. Yani beni sorguya da çekebilir neredeydin bu saate kadar diye. Şüphelenebilir. Eğer senin için bir sakıncası yoksa yani eğer izin verirsen ya ben şurada bir yerde uyuyabilir miyim? Kıvrılırım bir yere. Sabah zaten kaç saat kaldı ki? Şurada yatarım işte. Şunun üstüne senin. Ben öptüm.
Sen gitmedin mi? Gitmedim abi. Sinmedi içime bırakıp. Belli mi olur şimdi? Gelen giden olur. İyidir böyle nöbet durmak. Sen neden çıktın? Ömrümü bir sözüyle ayaklarına sereceğim kadın içeride ana. Ona dokunmak, onu sevmek yasak bana. Babam olsa şimdi aşkın yasağın günahı olmaz derdi. Oluyormuş be Orhan. İnsan birini canından öte sevdi mi? Yasak da oluyormuş. Ket de vuruyormuş yüreğine. Neden be abi? Bugün yanında olsam yarın olamam ki. Oysa ona sarılarak nefesimi tüketmek istiyorum. Ama ne söz verebilirim ne de versin isteyebilirim. Bizim hikayemiz de buraya kadarmış. O yüzden beni ne kadar erken unutursa o kadar iyi. Ben de sana bakmaya gelmiştim. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Günaydın. Orhan abi yok mu? Yok. Ne oldu? Zehra ablaya gittim. Orhan abi erzak bırak demişti dün. Sabah gittim kapıyı çaldım açan olmadı. Ne oğlum sorsaydın ya komşularına falan. Abi sordum zaten. Dün gece birileri gelip zorla arabayı bindirip götürmüşler. Ne diyorsun lan? Günaydın kardeşim. Günaydın abi. Nereye abi? Evvela Adliye Feride'yi bırakalım. Sonra da beni hapishaneye bırakırsın. Baba. Hayırdır? Neredesin sen kızım?
burada böyle toplandığınıza göre mühim bir mesele var anlaşılan. Bunu senin bana izah etmen gerek. Adnan Savcı'ya göre Mahir Kara'nın kaçmasında çok mühim bir rol oynamışsın. Neye istinaden böyle bir kanıya kapılmış Adnan Savcı? Çok merak ettim. Askerlerin ifadelerine istinaden Feride Hanım. Öyle mi? Madem böyle bir şeyle suçlanıyorum, o zaman muhatabım başsavcı herhalde, değil mi? Evet, öyle görünüyor. Peki. O zaman gidip bir görüşelim kendisiyle. Baba, sen de bana eşlik etmek ister misin? Malum bu suçun arkasında olduğumdan şüphen yok. Hiç şüphe duymamayı tercih ederdim. Sayende gözüm arkada değil. Babama son güle selam et. İlknur'un da üstünde olsun Yusuf. Sen merak etme abi. Bir ihtiyacın, bir sıkıntın olursa da haber uçur yeter. Aslanım benim. Allah'a emanet. Ne oluyor Yasin? Ne oldu? Şu domuz savcı yok mu Adnan? Feride'yi pusu kurdu kendi makamına. Hem de babasını inandırarak. Kaşla göz arası bir sürü insanı sorguya çekmiş. Yok polisi, yok jandarması. Senin kaçışınla ilgili öyle bir dosya hazırlamış ki. Baş suçlu da kim? Feride. Ben o adamım. Kızacağını bildiğim için haber vereyim dedim. Adliyeden zor kaçtım. Şimdi delil Feride'nin elinde. O domuz savcıyla katil babası da Feride'nin yanında. Delil bir bulurlarsa el birliğiyle yok ederler. Adliyeye gidip mani olmamız lazım. Hadi. Gel. Sayın Başsavcım. Bakan Bey, günaydın. Hoş geldiniz. Buyurun. Feride Hakim, buyurun lütfen. Sayın Savcım, biraz zamanınızı alacağım. Estağfurullah. Mesele nedir? Adnan Savcı bir iddiada bulunmuş. Babam da hem devleti temsil ettiği hem de babam olduğu için bu durumdan oldukça muzdarip. Bu yüzden buraya gelmiş. Öyle mi? Evet. Şimdi size Adnan Bey'in anlatacakları var. Mevzuyu konuşurken babam yanımızda durabilir. Benim için bir sakıncası yok. Gel. Bize 3 tane daha çay getirir misin? Hemen savcı bey. Evet Adnan Bey, sizi dinliyorum. Abi Feride şu an adliyede. Etrafında o kadar polis var, mesai arkadaşı var. Ben sanmıyorum ki başına bir iş getirsinler. Zaten öyle bir şey yaparlarsa vay hallerine. Ne Adnan denen savcıyı yaşatırım, ne de babasını görür gözüm. Bas Orhan, bas! Askerlerin ifadeleri burada, inceleyebilirsiniz. Feride Hanım'ın Mahir Kara'nın kaçmasına yardım ettiği aşikardır. Gel.
duruma ne diyeceksiniz Feride Hakim? Askerlerin ifadeleri doğrudur efendim. Mahir Kara ile görüşmek istedim. Ama kaçmasına yardım etmek için değil. Babamın canına kastetti. Ona söyleyecek iki çift sözüm vardı benim. Beni ne kadar incittiğini yüzüne haykırmak istedim. Ama şimdi görüyorum ki bir felakete sebep olmuşum ben. Büyük bir hata yapmışım. Bu yüzden sizden ricam istifamı kabul etmeniz. Emin misiniz? Çünkü bu çok ciddi bir karar. Evet efendim, eminim. Hakkımda soruşturma açılacak. Açığa alınacağım. Herkes şüpheli gözlerle bakacak bana yine. Bir mahkuma kaçması için yardım ettiğime inanacaklar. Bütün yaşadığım acıların üzerine ben artık bununla baş edemem. Baba sen de izin verirsen tabii. Bakan Bey, Adnan Bey, sizden rica etsem. Beni Feride Hakim'le baş başa bırakır mısınız? Çünkü bu hassas bir konu, karşılıklı müdahale etmek istiyorum. Nasıl parmak izi alacağız diye düşünüyoruz. Kendi ayaklarıyla geldi babanız. Başardınız Feride Hanım. Evet. Çok zor oldu ama başardım. Ve bedeli de çok ağır oldu. Belki gerçekten mahkumun kaçmasına sebebiyet vermiş olabilirim Sayın Savcım. Ama şu an mesleğimden daha da önemlisi adaletin yerini bulması. O yüzden sizden ricam, babamın yargılanması için ne gerekiyorsa yapın. Thank you.
Müzik